Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde bir rüzgar türbini tasarlayacağız. Bunun için gereken malzemeler 2 adet pipet, 1 tane bant, pet bardak ve makas. Şimdi ilk olarak petlerimizi ayarlayalım. Bir de çöp şişe ihtiyacımız olacak. İlk olarak pipetimizi alıp ortadan ikiye büküyoruz şu şekilde. Eşit olmasına dikkat edelim bu aşamada. Eşitledikten sonra pipeti burasına tam ortasından bir delik açıyoruz çöp şişle. Bu şekilde geçiriyoruz. Aynı şekilde diğer pipete de bu işlemi uygulayacağız. Bu şekilde iskeletini hazırlamış olduk. Şimdi bunu bir kenara alalım ve pet bardağımızı bu sefer 4 eşit parçaya keseceğiz. Şimdi eşit olması için şu şekilde çekebilirsiniz ve kalemle isterseniz işaret koyabilirsiniz buralarda. Ben doğrudan keseceğim. Bunu tekrar iki eşit parçaya böleceğiz. Biz yaptıktan sonra aynı şekilde yeri içinde. Evet, şimdi pet bardaklar, bakın belli bir stabilitesi var bunun. Bunu kaybetmemesi için şurayı çıkarıyoruz ama bu sert yerini üzerinde bırakacağız. Burası önemli. Bunu da makasın ucuyla şu şekilde alabiliriz. Evet. Bu şekilde hazırlıyoruz.
Evet, kağıt bardaklarımızı bu şekilde kestikten sonra kağıt bardağımızı, şimdi bunları buradaki pipetlere monte edeceğiz. Bunu monte edebilmek için bir ölçü gerekiyor. Bakın, bunun uzunluğu kadar burayı açacağız. Makasla şu arasını açacağız ve bu şekilde buraya geçirip daha sonra bantlayacağız. Bunun için makasımızı bir ölçü verebiliriz ne kadar keseceğimiz konusunda. Mesela makasın şurasına kadar kademleriz yapabiliriz. Makasın orasını işaretleyeceğim ve buna göre de pipeti bu kadarlık bir yer açacağım pipette. Şimdi pipeti alıyorum bu şekilde. Yatay tutmamız önemli. Şöyle buraya denk gelecek. Bu pipetin arasını dikkatli bir şekilde aynı hizada olması önemli. Makasımın diz yaptığım yerine kadar açıyorum. Böylece kağıt bardak tam oturacak. Şimdi bunun arasına bardağımızı geçireceğiz. Şu şekilde. Birazcık daha açmam gerekiyor. Bakın. Az bir boşluk kaldı. Evet, bu şekilde buraya oturtuyoruz ve bunu bantlıyoruz. Bantlama işlemini isterseniz en sonda yapabilirsiniz. Şimdi bunlar birbirini takip edecek şekilde geleceği için sırayla yapmakta fayda var. Birinci kanadımızı taktık. Şimdi ikinci kanada bakalım. Biraz kısa kaldı. Evet, şimdi tamam. Son kanadımız, bakalım. Evet, bakın şu anda
kanatlarımız hazır. Şimdi bunları bantlayacağız. Bantladıktan sonra bu orta yerini isterseniz bağlayabilirsiniz sabitlemek için ya da silikonlayabilirsiniz. Evet, hem ön taraftan hem de arka taraftan bantlamakta fayda var. Şurayı da isterseniz bağlayabilirsiniz ama bantlama olarak da fayda var. Evet, şu anda neredeyse hazır. Şimdi bunu tamamladık. Bunu bir pet şişeye takacağız. Kanatları bu şekilde oluşturduktan sonra pipetin arka tarafına şöyle bir yüzme makarnasından kestiğim bir parça taktım. Bunu herhangi bir şey sabitleyebilirsiniz. Pet şişenin önüne gelmesin diye. Bunu yaptıktan sonra şimdi bir pet şişeyi alıyoruz. Pet şişenin iki yanından delik açıp buraya bir pipet geçiriyoruz. Daha geniş olursa daha iyi olur pipet. İçine ben nohut koydum ayakta dursun diye, devrilmesin diye. Şimdi bu pipetten geçiriyoruz bu şekilde. Ve şu şekilde hazır. Bakın böylece rahat dönüş sağlıyor. Çöp şişin arka kısmına şöyle bir pet bardağı ip takarak bu ipi pet şişenin taktığımız şuradaki çöp şişe bağlayacağız. Böylece bu dönüş sağladığında bizim buradaki kağıt bardağımız yük taşıyacak. Şimdi hemen test edelim. Şöyle bağladım. Bunun içerisine de bir iki tane bilye koyalım. Test edelim. Şimdi fön makinesini tutacağım ve bakalım nasıl çalışacak. Thank you.
Evet, bu şekilde çalışmamızı tamamlıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.